Bazı kişiler sakal kesmek ve sigara içmek gibi haram davranışları sergiler. Ona bu konuda nasihat edildiğinde iman sakal bırakmak veya sigarayı içmemekle değil, iman kalptedir. Allah vücutlarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize bakar, der. Bu kişilere nasıl cevap vermeliyiz? Allah'a hamd olsun. Bu sözü birçok cahil kesim kullanır. Bu hak bir söz olup batıl çünkü bunu söyleyen kimse yaptığı günahlar için kendine bir bahane oluşturuyor. Zira kalbinde olan imanla yetinip itaatleri yapmasına veya haramlardan sakınmasına ihtiyaç duymadığını iddia ediyor. Oysa bu açık bir yanılgıdır. Çünkü iman sadece kalpte olan bir husus değildir. Bilakis ehli sünnet ve cemaatin tarif ettiği gibi iman, ile söz, ile tasdik ve uzuvlarla ameldir. İmam el-Hasan el-Basri radıyallahu anhı şöyle dedi. İman temenni etmekle değildir. Bilakis kalplere yerleşen ve amellerin tasdik ettiğidir. Günah işlemek ve ibadetlerini yerine getirmemek, kalpte imanın olmadığını veya zayıf olduğunu gösterir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran Suresi 130. Ayet Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmayı vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa erisiniz. Maide Suresi 35. Ayet Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Maide Suresi 69. Ayet Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstisnadır. Asr Suresi Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Nisa Suresi 59. Ayet Ey iman edenler! Size hayat verecek şeyleri sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Enfal Suresi 24. Ayet Bununla birlikte kalpte iman olmaksızın ameller yeterli değildir. Çünkü bu cehennemin ön alt katında olan münafıkların sıfatıdır. Ayrıca dil ile ikrar ve uzuvlarla ehlem olmaksızın sadece kalple iman yeterli değildir. Çünkü bu görüş mürciye mezhebinin görüşü olup batıl bir mezheptir. Bilakis mutlaka kalple iman, dil ile ikrar ve uzuvlarla amel gereklidir. Günah işlemek kalpte olan imanın zayıflığı ve eksikliğinin belirtisidir. Çünkü iman ibadetlerle çoğalırken günahlarla eksilir. El muntekamin Fetava Şeyh Salih El Fevzan. Tartışmacının öne sürdüğü fakat kalplerinize bakar sözü Müslimin 2564'te şöyle geçmektedir. Allah sizin ne dış görüşünüze ne de mağlalarınıza bakar. O sizin kalplerinize ve eylemlerinize bakar. Bu hadisle anlaşılıyor ki amaç kalbin ıslahı ile birlikte eylemlerin ıslahı da gereklidir. Her ikisi de ihmal edilmez. Müslüman amellerini ihmal ederek haramları işleyemez. Yüce Allah hem kalplere hem de amellere bakar. Bunun sonucunda insan hem kalbin içerdiği duygu ve niyetler hem de ortaya konulan eylemlere göre hesaba çekilir. En iyisini Allah bilir.